Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Buse. Bugün sizlerle birlikte Çeyizime Neler Aldım serisinin part 7'sini çekiyorum. Yine diğerlerinde olduğu gibi kolileri açıp içinde neler olduğunu beraber göreceğiz. Ve bu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Bunlar artık son göstereceklerim gibi. Daha sonra tekstillerim var ama hani artık sona yaklaşıyoruz. Şöyle daha fazla lafı uzatmadan en üsttekiyle başlayayım. Hemen şu kolimi alayım. Biraz ağır bir koli. İçinde biraz saklama kabuğu, borcam ağırlıklı bir koli gibi duruyor. Şöyle hemen ilk şöyle elime gelen ikili bir borcam. Şu şekilde bu küçük boyu. Ve bu da büyük boyu. Aradaki fark. Şöyle göstereyim. Böyle ikili bir borcamız var. Sonra şöyle lavuk bir çerezli şu şekilde desenleri. Bu hediye geldi diye hatırlıyorum çünkü bunu almadım. Yine sünnet zamanı falan gelmiş olabilir ya da başka bir şeydi. Onu da hatırlamıyorum. Yine lavun şöyle bir kulakları çıktı. Şu şekilde üçgen modellerde. Yine çerezlik. Kahvaltıda bir reçellik amaçlı kullanılabilir. Bir de şöyle bir kalemiz var. Bantlı. Nutella kavanozları yazmışım üstüne. Sanırım ben bir ara canlandırmaya heveslenmiştim. O ara yaptığım ürünler herhalde. Böyle evet, yapmışım. Evet, anlaş. Bunlar benim kendi yaptığım. Şu şekilde bu birincisi. Diğeri. Sarı numarası şey olmuş. Bu sarı rengi. Şöyle bir tane mor yapmışım. Ve son olarak da şöyle bir rengi var. 5 tane yapmışım. Çok farklılar ya. Ben bunları unutmuşum. Çok güzel değiller mi? Şapkalarındaki bantlara uyumlu da kavanozları boyamışım. Böyle bunları da baharatlık falan için yapmıştım. Böyle ilk şunu sadece şurası şey olmuş, onu tekrar boyadım mı kullanılabilir. Yani çok sevimli olmuşlar. Yani çok. Bunları unutmuştum gerçekten. Evet, şöyle kaldırayım mı? Tekrar böyle koyayım. Burada çıkmasın. Bu şekilde. İki saklama kabuk diyor kutuda ama. İçinde ne var? Evet. Saklama kabı. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam Trendyol'dan sipariş vermiştim. Şöyle güçlü. Şu büyük boyu. Bir şu boyu var.
bir de şöyle daha orta boyu 3 aşamalı. Göstereyim. Şu şekilde saklama kapları. Bunları da unutmuştum. Bir tarz fuarelerime eklemiştim, bekliyordum almak için. Ama varmış. Şöyle kapakları. Şunu. İçinden bir tane şöyle şey çıktı ama kırık gibi. Hiçbiri de kırık değil. Bir yedek parçamı fazla. Ürün mü gönderdiler? Yani fazla ürün gönderdiler bilmiyorum. Son olarak şöyle bir yalı iğne. Şöyle büyük salata tabağı çıktı. Küçük gösterdiğim şu çerezlik modelinde yine böyle büyük bir salata tabağımız. Bunu da unutmuştum. Mesela salata tabağına da ihtiyacım var diyordum. Varmış. İşte bunları ben çok önceden alıp böyle koyduğum için sonradan neler olup olmadığını unutuyorum. Bu şekilde hem içlerinde ne olduğunu görüyorum. Ona göre bir tekrar yeni ve eksik listesi oluşturuyorum. Ya da direkt buradan eleyip yaptığımı oluyor. Aa, almışım zaten dediğim oluyor. Bu şekilde. Şimdi hemen diğer kolime geçiyorum. Şunları bir kaldırayım. Evet. Şimdi hemen şunu yapıyorum. Hoppa. İçinde de yine bir sürü saklama kabı. Ben diğer videoda söylemiştim. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama ben poşetli ürün sevmiyorum demiştim. O yüzden yani saklama şeylerini çok seviyorum. Yani böyle bu tarz kutuları, o da aynı gösterdiğim plastikler, camlar. Hani her şeyin ağzı kapalı bir şekilde öyle dursun ama poşette durmasını istiyorum. Şu şekilde şöyle iki tane yağlı anlamış çıktı. Şunlar. Ben bunları limon suyu ve nar ekşisi için diye düşündüm. Yağlanık olarak değil. Hani bu tarz şeyleri yine buna koyup daha şık bir şekilde. Bankın üstünde de daha şık duruyor. Masada da daha şık duruyor. O şekilde değerlendirmek istedim. Şu şekilde yine lavın bardakları var. Bu bardaklar da ben bunları viski bardağı olarak aldım. Şu bardaklar. Viski bardağı olarak aldım ama çok büyük geldi. Yani resimde daha küçük gözüküyordu. O yüzden ilk defa Trendyol beni yanılttı. Hep büyük gösterilen şeyler küçük gelir. Bu da küçük gözüküyordu. Büyük geldi. Şöyle. Çok güzel. Su bardağı altılı. Viski bardağı olarak düşündüğüm için altılı almıştım. Yeterli de yani. Şu şekilde şöyle rakı bardağı aldım. Madame Coco'dan yine indirim zamanı. Bunlar da böyle çok incecik. Şöyle göstereyim. Çok incecik bir yapısı var. O çok hoşuma gittiği için bunlardan da almak istedim. Bulunsun diye. Şöyle BİM'e gelen bir kesme tahtası. Şöyle BİM'e gelen bir kesme tahtası aldım. İkili bir şekilde bambu diyor. Şöyle kenarlarında pembe. Böyle bir kenarında deseni var. Küçük boyutlu ikili. Yine kullanışlı bir kesme tahtası. Daha sonra şunları göstereyim. Bunları A101'e gelmişti herhalde. Oradan aldım yani. Tupper'ın değil. Bu şekilde. Düzenleyeceğim. Kapaksız bile kullansam dolabın içinde düzenleyici olarak koyabilirim dedim. Böyle kabartma tozlarını işte şeyleri. Buna sıralayıp bu şekilde bile kullanabilirim. Şöyle bu bir rengi. Şu bir rengi. Bu boyutta. Şöyle bir pembesi var. Aynı boyut. Ne? Şöyle iki pembe.
sarı ve mavi. Böyle 4 tane. Şu boyu var. 2 tane. Bir mavi, bir kırmızı. Ay, bir mavi, bir pembe. Şöyle 2 tane. Bunlar buzluğa da konuyor diyor. Öyleydi yani. O yüzden de aldım. Buzluğa da yine bunlara bir şeyler koyup atabiliyormuşuz. Yani plastikler ne kadar sağlıklı olur. Yani plastik şey zaten sağlıklı değil de. Ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum ama. Şöyle 2 mor, bir pembe. Hatta şöyle bir kapak daha var. 2 mor, 2 pembe de. Şöyle şu boyutta var. Şöyle şu boyda da şöyle 4 tane var. 2 mor, 2 de pembe olmak üzere. Bu da bu şekilde. Yine bir sürü saklama kabım oldu. Daha sonra şöyle bir saklama kabı çıktı. Bu da yine hediye gelmişti diye hatırlıyorum, üçlü iç içe. Şöyle düz beyaz. Bu küçük boyu. Bu diğer orta boyu. Bu da en büyük boyu. Yani düz beyaz falan yemekler konulabilir. Başka şeyler konulabilir. Şu şekilde üçlü. Bu da çok tatlı. Yani düz beyaz deseni yok. Bu şekilde. Daha sonra madem o kadar büyük var. Şu şekilde bardak almışım. Bu pembe çay vardı öyle diyorum da. İçinden başka bir şey çıktı. Kutu başka, içindeki başka. Bayağı böyle kalmışım. Ben de çay tabağı yazmışım buraya da. Şekilde cam çay tabağı çıktı bundan da. Bu kesin bir şeyin tabağı. Ya buna gördüm tabağı aldım indirimden. Sonra üstüne bardak alırım dedim. Ya da bu şekilde aldım. Bardaklarını da başka yere koydum bilmiyorum. Şöyle koyayım, çıkarsa buna bakarız. Ama yine bir madem koku var. Şurada. Bunun içinden ne çıkacak? Hiçbir fikrim yok. Kadeh çıktı. Ama farklı bir kadeh. Şu şekilde. 4 tane şu şekilde kadeh çıktı. Tozlu olduğu için burnum kaşındırdı. Şu şekilde kadehler çıktı bunun içinden de. Bunları teyzem vermişti diye hatırlıyorum. Böyle kahve yanına, böyle küçük olduğu için kahve yanına su bardağı olarak bile verebilirim demiştim. Bunlar. Bu kutuları sanırım kendi evimize aldıklarım kutularını bunları koyarak değerlendirmişim. Bu şekilde şuradan da 2 tane daha çıktı. Bu şekilde 6 tane var. Ve geçen gösterdiğim bardaklara kaşık aldım demiştim, cam kaşık. Onlar da bunun içinden çıktı. Böyle 12'li. Bu şekilde. Bu kutumuz da bu kadar. Şimdi bir diğer kutuma geçeyim. Hemen şunları şöyle bir kaldırayım. Evet, diğer kolimde kaldıramadım. Şuradan açıp göstereceğim. Şöyle bir makyaj çantası almışım.
kendime. %50 artı %20 indirimle 15 TL'ye denk gelmiş. Madame Coco'dan almışım. Şöyle bulaşık bezleri çıktı. Desenlerini çok beğendiğim için almıştım. Yani şu an bunlara ihtiyacın var mı? Yok. Ama almışım. Bir gün lazım olacak aslında. Şöyle bir ışık seti çıktı. Emsal'ın. Şu rengi, bu renk. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Böyle askısız. Direkt. Böyle. Kaşığı. Şu, şuradaki kaşıklardan. Gerek yok. Daha sonra şöyle evime gelen. Şöyle küçük sarımsak peynirisi. Şöyle yumurta fıstığı. Bir şu soyacaktan. Bir de şu soyacaktan. Bir tane daha soyacağım var ayrıca. Bir de şöyle çırpma teli almışım. Hepsi uyumlu olsun diye. Şöyle kendime yine Trend Yol'dan kargo bedavaya denk gelsin diye böyle eklediğim bir ürün. Bunu da çeyizime atmışım. Hatta bir tane içinden almıştım, kullanmıştım. Yine bir tane daha alabilirim. Neden olmasın? Neden olmasın? Sonuçta kullanacağım. Geçen videoda gösterdiğim şu tabağı hatırlarsınız. Servis tabağının küçüğü. Şu şekilde. Bunlar da çok tatlı. Şu sofrada çok şık duracağını düşünüyorum. Şöyle bir. Şöyle iki tane almışım ondan. Gayet yeterli yani o küçüğü. Sonra şurada. Tabak. Şu şekilde düz iki tane meze tabağı çıktı. Şu şekilde iki tane meze tabağımız. Bir tane de şöyle yine birime gelen bir tabağımız. Bunu yine sunumluk olarak kullanabilirim. Parfümler konulabilir, banyoda değerlendirebilirim, mutfakta, salonda, her yerde değerlendirebilirim yani bu tabağı. Onun için aldım bir tane. Daha sonra şöyle, bunlarda da sosluk var diye hatırlıyorum. Aa, değil, sabahları. Evet. Şöyle pasta tabakları almıştım kendime. Burada şu an 6 tane var. Sanırım bunu 12'li yapmıştım. Onu var mı yok mu bilmiyorum. 1, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde böyle kendinden çok ince bir camı var. Ve üstüne böyle sarı detaylı. Burası da öyle sarısı detaylı. Güzel. Bir. Daha sonra şöyle üç tane şöyle ahşap kapaklı bambu üstü için şu cam borcam şeylerden çıktı. Ben bunları böyle kahve, şeker, çay, mangonun üstüne koymak için aldım. Bu şekilde 3 tane. Bunları buradan bir süccaciyeden aldım. Ahşap saklama kapları. Ahşap kapaklı saklama kapları. Yani şöyle avon zamanından kalma bir törtü koymuşum kendime. Bir de yine şu şekilde Trend Yol'da kargo şeyinden aldım. Şöyle 6 6 12'li 7 bıçağı almışım bunları. Meyve bıçağı. Gerekli.
Daha sonra şimdi bir şey var, ne var? Sinüs kutusunu bakmışım. Kimin içine ne koymuşum? Yanıma da bugün bıçak bir şey almamışım. Yine kendi boyadığım iki tane şu şekilde şekerlik var. Şöyle. Şimdi şey koymuşum. Bir mavi. Bir de böyle pembe. Yine bunu mutfakta günlük şeker koymak için değerlendirebilirim. Güzel olabilir. Ya da makyaj pamuklarımı falan koyarım içine. Bu şekilde böyle burada tabaklarım var. Bunları da çok severek almıştım. Yine buradan açılan yüz cacıya'dan aldım. Şöyle. Bu birinci desenimiz. Şu diğer desen. Şöyle aynısını bir tane daha var. Şöyle şu desenden var. İki tane. Şu da işte. Bu ilk gösterdiğim deseninden. Bunlar var. Böyle altılı olarak yapmıştım. Bunlar böyle zikzak şeklinde. Bu ise böyle düz çizgili. Böyle siyah beyaz gibi. Bu da daha böyle yeşilli renk katsın diye aralarına siyahından aldım. Bunlar da yine burada açılabilir. Tekrardan almıştım. Yine açıldığı için böyle uygundu. Oradan değerlendirdim. Severek almıştım. Bardaklar göstermiştim. Yine bir önceki seride bardaklar göstermiştim. Onlar da işte bunun şeyi de. Bunlarla uyumlu olsun diye almıştım. Böyle altılı bir sosluk çıktı. Bunları da yine kahvaltıda kullanmak için reçellik olarak aldım. Çünkü ben kapaklı böyle reçellik falan almadım. Hemen böyle yiyeceğe kadar. Yanacağı kadar koyayım. Sonra kaldırırsın. Böyle tabakta, dolapta çok şey olsun istemediğim için o tarz almıştım. Burada da aldığım pasta tabaklarının bardakları çıktı. Şu şekilde büyük bir bardak ve yine aynı desende bir tabak. Sanırım bunları altılı altılı almışım. 12 kilo aldım diye hatırlıyorum ama hemen öyle bir şey yapmışım bilmiyorum. Şu şekilde şöyle bir yine evdeki kendi şeylerinden yaptığım bir koli var. Şöyle arkadaşımın halasının bana getirdiği bir bardak. Şuradan şöyle kaldırayım. Şurada kötü duruyor. Daha sonra şöyle içinden annemin çeyizinden şöyle incecik yine bir bardak çıktı. Bu arada şunlar çıktı. Şöyle. Daha sonra şunlara bayılıyorum. Yine annem çeyizinden aldım. Şu bardaklar. Bundan 1, 2, 3, 4 ve 5 tane var. Bu şekilde bunları da aldım. Bu şekilde bu kolimizin içinde de bunlar var. Son olarak şurada bir kolimiz daha var küçük. Ve son olarak şöyle bir kolim küçük.
soruyu şuraya koyayım. Şu şekilde sözümde kullandığım can cezben. Şurada ben de bir cam cezve almıştım. Onu kaldırdım. Daha sonra şöyle abimin eşinin aldığı şöyle kandiller var. Yuvarlak. Göstereyim hatta hepsini unutmayayım. Diğeri şu şekilde. Bir de şöyle uzun. Şöyle üçünün yan yana duruşuyor. Şu şekilde. Ve yuvarlak falan. Ayrı ayrı yerlerde de kullanılır. Böyle yan yana da kullanılabilir. Bu şekilde bir set almış Trendyol'dan. Ben istiyordum zaten kandil. O da görünce hem kendine hem bana almış. Şöyle içinden suyu çıkıyor yeşil. Şöyle içinden kullanılan ipleri şöyle güzel bir notla kahveyle yollamışlar. Şu kahveyi de çıkaralım. Çok bozulacak. Bir de şöyle ekstra şeyle açılabilir kapak yollamışlar. Suyunu yapabilmek için. Bu şekilde yeni gelen BİM'e aldığım şöyle tencere altlığımız. Yine altın sarısı biliyorsunuz. Bunlarım altın sarısı. Şöyle geçen videoda bunları göstermiştim ama kameram kapanmış. O yüzden tekrar göstereyim. Bu şekilde bir Solinger'in soyacağı. Ve şöyle iki siyah, iki de pembe olmak üzere yine Solinger'in bir bıçakları var. Dörtlü. Bunlar çok güzel oluyor. Şu arkadaşımın davetiyesi. Bir de iki tane şöyle yine BİM'e gelen şu tabaklardan aldım yine sunumluk için. Bir de şu BİM'den takı askılığını aldım. Onun içine koydum. Bunun takı askılığını da çeyizimi almıştım ama şu anki odamda kullanıyorum. Geçen videoda bile gösterdiğim o diğer danteller. Tam bunları çekerken video kapanmıştı. Şöyle küçük şat bardaklarımız var. Şöyle 4 tane. Küçük. Yani görüyorsunuz rakı bardağım geçen videoda bira bardaklarım. Şöyle şu kırk olan bunu hatıra olarak saklıyorum. Bir de şurada yine şu şekilde vodka bardaklarımız var. 4 tane. Hepsi aynı model. Vodka bardağımız var. Bir viski bardağım yok. O da Trendyol'un izleyeni var adım için. Bu şekilde. Evet arkadaşlar birkaç tane göstermediğim şey kalmış. Hemen onları da göstereyim. Şöyle yine bir İç içe 3 tane saklama kabımız var. Şu küçük boyu, bu bir büyük boyu ve bu da en büyük boyu olmak üzere bu şekilde dikdörtgen ve mavi detaylı bir saklama kabı. Bir diğeri ise şu dörtlü kare olan. Bunun da hemen boyutlarını göstereyim. Şu şöyle en büyük boyu. Şu onun bir küçüğü. Bu diğer boyu. Ve bu da yine en küçük boyu şekilde. Bunlar da yine çok tatlı. Bu şekilde de kare olanı bunları da göstereyim.
Bir de şöyle alayım. Bir de tepsi göstermiştim size, kenarları böyle oymalı. Aynı onlara benzer bir büyük boy fincan göstermiştim. Şimdi o fincanların asıl şey olanını göstereceğim. Tepsinin fincanları olanını göstereceğim. Şu şekilde kenarları. Bunda da şöyle yine aynı şekilde. Onun için yapışmış köpükleri. Şu şekilde bir tane daha fincanımız var. Gördüğünüz gibi bayağı yani fincanım olduğu için artık başka fincan almayı düşünmüyorum. Bunlar da bu şekildeydi. Bir de gösterdiğim şu fincanlar vardı diğer seride, hatırlarsınız. Onun şöyle küçüğünü, onun böyle küçüğünü dizaynın evinde görmüştüm. Söylemiştim ben de bunlardan var diye. O da bunu atacaktı, bana verdi. Şekilde şöyle tabağı ve şöyle küçük bir çaydanlığı var. Böyle. Yine bir dekor amaçlı. Şöyle bir de rafı var kendinden. Şöyle. Bunun bir de küçük fincanı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Galiba o kırılmış. Bu şekilde ama böyle de böyle süs olarak kullanılabilir istersen. Daha yeni gösterdiğim gibi şu şekilde de kullanabilirim yine. Şöyle yan yana da göstereyim. Birbirleriyle çok tatlı. Yine bunları böyle, yani bu dekor amaçlı kullanılacak ya da bunların yanına yine böyle süs olsun diye de koyabilirim. Bunları da göstermek istedim. Bu seri de bu kadardı artık. Diğerleri tekstil serisine giriyor. Bir de bu gösterdiklerimin dışında çıkardığım eksik listesindekileri artık göstereceklerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Severek, beğenerek izlemişsinizdir. Bulabildiklerimin linklerini aşağıya ekleyeceğim. Fiyat bilgilerini de hatırlamıyorum. Diğer videolarda da yazmadım. Çünkü aradan çok zaman geçtiği için hatırlayamıyorum. Üstünde gördüm. Ben mesela bunu da gördüm. 7,5 dedim falan. O şekilde söyledim ama diğer türlü fiyatlarını hatırlamıyorum. Ama dediğim gibi yani ben çok uyguna aldığım zamandan böyle depoladığım şeyler olduğu için hatırlamıyorum. Yine bulabilirsem linklerini dediğim gibi bırakacağım aşağıya. Bulamazsam da benzer ürünlerini eklerim. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenme tuşuna ve videoların devamını görmek için de abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Sizi seviyorum.